Efendim Altı Yürek kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Sol tarafında Tuncay Aslan var. Merhaba. Sağ tarafında Buğra Aflaz var. Buğra. Buğra. Yok mu senin soy ismi? Yok, ben böyle düz. Düz Buğra. Aslında Buğra der gibi de oluyor. Buğra. Sağ tarafında Buğra Kayalp var. Orhun biraz rahatsız, kendisi istirahat ediyor efendim. Bugün konuşacağımız bazı gündem konuları var. Bu şakaların kenara bakırsak önemli konularımız var. Ve bunları gündeme taşıyacağız. En önemlisi Red Dead Redemption 2 hakkında bir güzel bir de kötü haberimiz var. Kötü haberle başlayayım. Oyun ertelendi. Evet, bu kötü haberdi yani. Güzel haber, süper güzel bir haber olmasa da oyunun ekran görüntüleri yayınlandı ve şahane gözüküyor. Ben acayip beğendim. Beğenme ötesinde bayıldım ki yani hani böyle biraz hani artistik yapılmış ama zaten Rockstar hep oyun motoruyla hazırlar tüm görsellerini, videolarını. Belli ki bunlar da oyun motoruyla hazırlanmış görseller. Ne açıdan çekilirse çekilsin çok iyi duruyor. Ne düşünüyorsunuz görsellerle ilgili? Aa, çok şık. Her zaman gibi. Rockstar'ın her zaman oyunları çok şık gözüküyor abi. Valla gerçekten bayağı hani böyle ekrandan çıkarıp buraya gel lan ben bu oyunu oynayacağım zaten diyesim geldi. Zaten o görsel gerekçesi oluyor hani. Affedemiyorsun onu görünce. Ertelendi ama. Daha bunu iyi da yapmak için diye. Erteleyeceğiz diyor. Çünkü bakınca da ulan helal olsun erteleyin. 2025'te çıkartın. Ne yaptın oğlum öldürdün. Ama hep erteliyor ha. Evet, hep erteliyor fixti. Rockstar. GTA 5'te de aynısı oldu. Aynen. Sonbahar gene bahara serpti falan. Gene aynı formülü izliyor Rockstar. Yani buradan hesapla şunu da söyleyebiliriz ki Red Dead Redemption 2 PC'ye geliyor arkadaşlar. Yani bu official bir bilgi değil ama aynı yolu izleyeceklerse belli ki gelecek yani. Bunun gidişatı budur diye düşünüyorum. Var mı söyleyeceğiniz bir şey görselle alakalı? Mesela dikkat çekenlerden bir tanesi şuydu. İki silah kullanabiliyoruz artık. Önceki oyunda o yoktu mesela Red Dead Redemption 2'de. Hani iki tane aynı anda revolver kullanamıyordunuz. Bunda kullanabiliyorsunuz. Bence olması gereken şeylerden bir tanesiydi. Nasıl gerçi şarjörü değiştirecek bilmiyorum ama nasıl değiştiriyorlarsa öyle değiştireceklerdir. Önce bir tanesini şey yapıyorsun. 10 saat onu bekleyeceksin abi. Ama onlar usta abi hemen sakıyorlar. Vallahi bilmiyorum. Ben ekran başında 10 saniyeden fazla beklemem. 10 saniye bayağı uzun ha. Evet evet. Bekliyorum böyle. Bekleyeceğim böyle 10 saniye. Silahı yeniden yapar ya. Takım söker o sürede. Adam bile takım söker o sürede vallahi. Tren kullanıp kullanılmayacağına dair böyle bir ekran görüntülerinin tanesi tren vardı ya. Ben çok zannetmiyorum ama öyle bir muhabbet dönmüş yani. Acaba trenli bir görev vardır illa ki. Vardır da tren kullanmak hani. Ha, bizzat. Aktif, bizzat kullanmak. Yani çok anlamlı mı bilmiyorum tren yani, kullanmak. Ya, zaten dümdüz gidiyor abi. Aynen. Aynen. Ay var yani. Fazla çıkamazsın. Ya durduracaksın yani. İşte ya basacaksın ya gideceksin. Ya. Keyifli olabilir ama. Düşünün tren. Hani eski GTA'da şey vardı ya ambulans şoförü oluyordur bir şey oluyor. Artık onu çok yapmıyorlar gerçi ama. Bunda da belki ne bileyim tren. Tren kaçırıp garaja park ediyorsun. Kullanıyorsun. Aynen böyle. Şey vardı GTA işte. Hayat kadınlarını alıp bırakıyordun. Öyle bir görevsizsin. Hayat kadınlarına özel tren. Tren. Topluyorsun onları öyle. Biraz işi GTA'ya uyduracaksak diye söylüyorum. Evet, özel bir taşıma. Ekran görüntülerinden çıkan şeylerden bir tanesi de şuydu benim ilgincime gelen mesela. Ton karanlık geldi bana. Zaten önceki Red Dead'e de GTA'ya nazaran daha karanlık tonda bir oyun diyebiliriz aslında ama çok Rockstar böyle açık dünyayı gene iç açıcı yapar ama belli ki oyunun tonu bir karanlık olacak gibi duruyor. Oyun öncesini mi anlatacak, sonrasında mı geçecek hala onunla ilgili net bir onunla ilgili bir de bir fotoğrafta dörtlü vardı. O dörtlü görünce de ister istemez Dutch, Bill Williamson, Javier Escuela ve bizim John yani, Marston'ımız geliyor. Affedersin de hani, nerede üç hattı görsek RDR'nin acaba öncesi mi diyorum. Yani otomatik refleks olmuş artık yani. Evet, özellikle bu koymuşlar. Gerçekte öyle olmasa bile onu koymuşlar. Onun üzerine konuşalım diye. Şunu söyleyeyim, yazın güzel bilgiler vereceklerini söylediler. Bu bilgiler E3'te çıkacak mı yoksa Temmuz'da mı sarkacak? Hani daha geç bir tarihte mi olacak bilmiyorum ama yazın Rockstar Red Dead Redemption 2 ile ilgili güzel şeyler paylaşacağını söyledi. Büyük ihtimalle bir gameplay değil ama GTA ile ilgili ben hiç hatırlamıyorum Rockstar'ın gameplay videosu yayınladığını ya. Yani gameplay derken böyle hani 8 dakika boyunca oynuyorsun. Hani evet, öyle videolar vardır ya. Ya yani evet çok. Şey, Rockstar şöyle şeyler yayınlamıyor. Genelde böyle bir hani oyun içi motor oluşturulmuş güzel böyle sade bir fragman hazırlıyorlar. Red Dead Redemption 2'de de büyük ihtimalle hikayeyi biraz daha açık edecek. Yani ki, en azından neyi beklediğimizi söylesinler. Hakikaten John Marston mı var yoksa farklı bir hikaye mi? Herhalde onunla ilgili böyle bir şey olacak diye düşünüyorum ama karakterlerden hiçbiri John Marston'a benzemiyordu gördüğüm kadarıyla. Peçeli abi biraz iri bir abiydi mesela böyle gördüğüm kadarıyla. Bilmiyorum. Her şey güzel. Oyun ertelendi. Beklenmedik bir haber değildi aslında. Biz bundan hiç konuşmadık gerçi ama aslında düşündüğüm zaman Rockstar'ın tarihini gerçekten de ertelenmesi çok önemli. Ya zaten hangi oyun zamanında çıkıyor ki? Değil mi azizim? Eskiden öyle miydi? Sen bilmezsin. Biz eskiden de konuşuyorduk bunları. Şimdi gelelim bir sonraki oyun haberimize. Far Cry 5. Far Cry 5'ten ufak teaserlar yayınlandı. Toplamda 4 tane teaser yayınlandı. 26 Mayıs'ta da oyunla ilgili ilk şeyin duyurunun yapılacağı söylendi. Bu teaser açıkçası oyunun Amerika'da geçeceğini söylüyor. Montana'da geçeceği belli. Dönem olarak cowboy dönemi değilmiş onu fark ettim. Çünkü ben daha yeni bir dönem gibi geldi bana. Ya biraz enteresan hani modern western zamanları diyebileceğin yerler de var.
Bir yerde de bakıyorum hani yanlış görmediysem tişörtlü, modern giyimli, uzun saçlı bir abi koşuyor. Aynen öyle. Hani bir kafa karışıklığı yarattı koşuyor. Acaba ne anlatıyor? Hem de CGI koşuyor yani. Buram uyumamış ya. Bu adam niye burada CGI yerleştirilmiş diye böyle. Ne düşünüyorsunuz? Fikrin var mı Far Cry 5 ile ilgili? Nerede geçeceğine dair? Westworld kafası bir şey yapabilirler mi? Ha, o kadar. Çok çakma çok olmaz çok çılgınca geldi ama. Çok ama çakma olmaz mı ya? Çok güzel olur yedirirlerse. Ya düşünse böyle bir içeride böyle bir şey var. O ya benim kafamı... Assassin's Creed diyorsun. Animus'a girdin çıktın. Hayat öyle söyleyince evet ya. O bildiğin çünkü çok çirkin oldu. Westworld çakmaymış bildiğin Assassin's Creed. Westworld de 1900'den kaç yılında yapılmış gerçi bir filmdir yani. Assassin's Creed çakma şey olsun. Telegraf direkleri falan da var. Evet evet. Yani oradan düşünüyorsun eski dönem ama o adam dedi. Hani adam tişört giymiyordu acaba gömleği o telgraf direkleri gibi öyle gördük. Ben o elektrik direği gibi hissettim onları. Telgraf direğiymiş. Bana da telgraf gibi geldi. Bana da elektrik direği gibi ya. Sanki elektrik çekiyorlarmış gibi hissettim oradan yani. Bilmiyorum. O yüzden hangi dönem hiç kimse bilmiyor. Yani şunu başarılı yapmış diyebiliriz. Öyle bir teaser verdi ki hakikaten merak uyandırıyor. Evet. Herkesi konuşuyor yani nedir bu diye. Yorumlarda da gördüm mesela birkaç videonun altında YouTube'da. Şey hakikaten de ürkütücü yani hani Far Cry demeseler şey falan diyebilirsin. Acaba yeni bir korku oyunu falan mı öyle? Yani böyle müzik, atmosfer, işte kameranın kullanım falan böyle her şey böyle bir ürkütücü yani. Altından bir her karede falan neredeyse biri ölüyor ya da bir saldırı yoruyor. Saldırı yoruyor. Vahşi bir ortam var yani. O kadar vahşi ki insan hani burada herhalde herhangi bir eyalet gücü, polis gücü yok diye düşünüyor gerçekten. Çünkü Far Cry'de biraz öyledir yani. Genelde evet, vahşi doğa şey yapar ama medeniyetin içerisinde ne kadar vahşi doğa olayı olacak bilmiyorum. Bol bol çete kapışması göreceğimize dair ben sinyaller aldım. Sanki çeteler ve mafyaların çok ağırlıkta olduğu, vahşi doğadan ziyade insanlarla odaklı olduğumuz bir vurgu yapılmış gibi hissettim ben sanki. Evet, ama çok erken konuşmak için sanki. Yani tabii bir insan vurgusu var gibi ama yine de erken. Bir de çünkü şey yani bir avcılık mekaniği var. Bayağıdır birkaç oyundur geliştirdikleri. Şimdi onu çöpe atmak olacak. Ya bence bazı şeyleri sanmıyorum ya. Bazı şeyleri bence artık çöpe atmanın zamanı geldi Far Cry için ya. Yani yepyeni şeyleri yelken açması gerekiyor. Çünkü yani 3 oyundur aynı şeyi yapıyor adamlar. Yani Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry Primal. Hem hepsi kendince Primal biraz daha kendi onlardan biraz daha kopuk sanki ya. Kopuk ama aynı mekanik yani. Aynı mekanik. Sadece makyaj olarak ilk can makyajını giydirmiş adamlar yani. Bildiğin aynısı ya. Hani shotgun kullanır gibi mızrak kullanıyor. Hani bir tek böyle atıyor adam o kadar. Ya hepsi kendi içinde iyi oyunlar olabilir ama baktığın zaman şöyle uzaktan aynı oyunun farklı makyajlanmış şekilleri. Ben Far Cry 5'te biraz daha farklı bir şey görmeyi bekliyorum. O yüzden olumlu sinyaller alıyorum. Ubisoft da markasını çöpe atmayacaktır büyük ihtimalle. Düşünmüştür bir şeyler. Bir de artık hani avcılık güzel tamam ama biraz daha farklı bir yere evrilmesi gerekebilir. Aklıma şey geldi ama görünce bunu. Çok kötü bir örnek olacak ama Call of Juarez Kartel diye güzel bir serinin iğrenç bir oyunu vardı Kartel'de. Cowboy temalı bir oyundu. Nedense modern zamanlara geçti ve iğrenç bir oyun çıkarttılar. Umarım çok büyük hataydı. Ya evet çok büyük hataydı. Umarım aynı karışık sinyalleri yanlışlıkla alıyorumdur diyeyim. Bakalım. Bakalım Tuncay. Çok güzel söyledin. Bravo Tuncay. Bence de bakalım. Bakmak en güzel şey. Onun dışında gelen bir haberimiz daha. Bu da bugünün son haberi olacaktır diye tahmin ediyorum. Değil mi? Başka oyun haberimiz kalmadı. Evet. Son haberimiz Dragon Age ile ilgili. Dragon Age'in yeni oyunu geliştiriliyor. Aa çok şaşırdık değil. Resmi bir duyuru değil ama bir tane arkadaş BioWare'e bununla ilgili işe girdim Twitter'dan lanse etmiş. Zaten hani çok şaşılacak bir durum yok. EA'de şu an açıklayacak bir şeyimiz yok demiş. Ekibe katılmasını sevindik bu arkadaşın demiş. Falan filan. Kovmuşlar sonra ertesi haftaya gönderdi. Hemen yani sen de gelir gelmez her şeyi açıkladım demiş. Yani. Ağzı biraz gevşekmiş. Adam bir şey demiyor. Sadece Dragon Age projesinin içinde yer alacağım gibisinden bir Twitter mesajı paylaşmış. Inquisition oynamış mıydınız? Oynadım. Nasıl beğendin mi Inquisition'ı? Valla biraz diğerlerine göre daha doğrusu diğerine göre diyeyim Origins'e göre birazcık daha şeydi, çok dallanıp budaklanmış bir oyunda. Yani tam kötü anlamda söylüyorsun. Ha, biraz hani, ama güzel, bir sürü hikaye vardı. Bir sürü güzel hikaye vardı ama bir fokus yoktu sanki. Anladım. O beni dağıtıyor oyunlarda ya. Yani böyle çok yan görevlerin çok cezbedici olması ve böyle dikkat dağıtıcı olması bazen insanı dağıtabiliyor. Olumlu veya olumsuz anlamda söylemiyorum bunu. Yol üstüne denk geliyor. Hadi bunu yapayım, hadi bunu yapayım. Şöyle yani, Origins'i ben 3-4 günde bitirmiştim. Oturup bayağı fokus olup bitirmiştim. Bunu birkaç aya yaymak zorunda kaldım. Çünkü sıkılıyorum. Yani devam ettikçe sıkılmaya başlamıştım. Kopuyordum. Ben de Inquisition'la, ya Witcher'la çok Witcher'daki aksiyondan sonra Inquisition'a geçince yanlış beklentiden dolayı çok böyle sevememiştim. Çünkü Inquisition tam bir hiç aksiyon diyebileceğim bir oyun değil kesinlikle. Yani vuruş hissinin V'si olmayan ama iyi sağlam RPG öğelerinin olduğu bir oyun kendisi. Yeni oyundan da olumluyum. Olumluya pozitif bakıyorum yine öyle. Çünkü yani belli bir markası var. Aynı Dragon Age 2'deki hatayı bir daha yapmazlar diye düşünüyorum kendisini. Ya ve şöyle bir şey var. Mass Effect'i şimdi iyi geçtiğimiz günlerde söylemiştik bunu. Mass Effect projesini bir askıya aldı. İptal etmedi ama bir askıya alma durumu var. Ondan Dragon Age'de daha yakın zamanda beklenilen daha
beklediğimiz zaman daha yakınında kavuşabiliriz diye düşünüyorum. Bu da böyle bir haberimizdi. Nasıl haberler? Evet. Güzel. Ne güzel haberler ya. Allah Allah, çok, çok güzel haberler ya. İyi oldu gerçekten. Ya vallahi. Değil mi? İyi çok oldu. İyi oldu. İyi oldu. Çok çok güzel iyi oldu. İyi konuştuk. İyi konuştuk. Güzeldi vallahi. Ne yapalım? Hadi kapatalım. Hadi kapatalım. Efendim evet. Kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Zaten görmüşsünüz sol üstte sağ üstte bir logomuzu. Paramar ortaklığıyla beraber sizlere bu videoyu getiriyoruz. Bu arada yakında Paramar ile güzel bir haber paylaşacağız. Farklı bir şey olacak. Şimdiden söyleyeyim, ufaktan bir detayı paylaşmış olayım. Onunla ilgili sorumu soracağım ama 10 Haziran'da Chapter 5 var. Onu da söylemiş olalım bu arada. Chapter 5'in fragmanını görmüşsünüzdür zaten. Chapter 5'te bayağı bir şey olacak. Vodafone Arena'dayız gene. Biletleri de Buy No Game üzerinden satın alabiliyorsunuz. Hepimiz orada olacağız. Sen olacaksın. Sen de olacaksın. Ben de olacağım. Orada görüşebiliriz. Sıcak bir hava olacak. Güzel bir hava olacak diye umuyoruz. 10 Haziran tarihinde bekliyoruz. Hatta o gün galiba sınav var ama sınav sanırsam erken saatte veya sınav pazar günü galiba bizim etkinlik cumartesi günü. O gün sınav günü. Var. Çift gün var galiba. Ha, çift o gün de var. Ya neyse zaten. Son gün sınava çalışırlar. Sınavından çıkan gelsin. Sınavından çıkan gelsin. Pazar sınavı olan son günde sınava çalışırlar mı bilmiyorum. Hani yani dinlenirsiniz zaten. Kafanızı dağıtırsınız. Öyle gidersiniz. Genelde tavsiye edilmez. Sınav öncesi. Bizde şey gibi oldu. Ben bize. Pislik gibi oldu. Arkadaşlar saçmalamayın. Gelin ya saçmalamayın. Saçmalama sınav. Geleceksen girersin. Ya, seneye girersin ya. O zaman Paramar ortaklığıyla beraber sorumuzu da chapter nazarında soruyorum. Ya fake attım. Böyle bir fake attım yani. Gelecek misiniz gelmeyecek misiniz arkadaşlar? İlginç bir soru aslında. Nedenini merak ediyorum. Hem güzel olur. Neden geleceksiniz neden gelmeyeceksiniz? Bunun yorum olarak yani daha doğrusu mesaj olarak bize atın. Peki nasıl mesaj atacağız diyen o güzel sesleri duyar gibiyim. Onlara da hemen cevap veriyorum. Paramara uygulamasını indirip ardından üye olup ardından da para istek kısmına girip 50 TL yazıp altındaki mesaj kısmına cevabınızı atabilirsiniz. Veya yorum attığınız birinin fotoğrafını çekip oradan gönderebilirsiniz efendim. Altta gördüğünüz numaraya diyelim. Cevap atanlar arasında iki kişiye de 50 liralık Steam cüzdan kodu hediye olarak verilecek diye de geçmiş olayım. Kapatıyorum o zaman. Hadi kapat. Ben kapattım hadi.